Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 10 Temmuz Cumartesi Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar program bir başlangıcında hazırlayayım dedim ama sonra siteden ne hikmetse bir anda Amerika Belmont Park silini verdi. Yok oldu yani. Belki sizlerin de dikkatinizi çekmiştir. Tablete bakıyorum. Oradan da çıkmıştı yarıştan ama oyun oynanabiliyordu. Hani oyun oynanabiliyor ama program yok oldu. Televizyona bakıyorum, oradan bakıyorum. Herhalde büyük ihtimalle dedim iptal oldu yarışlar. Çok sağanak yağmurdan dolayı dedim. Çünkü birinci koşuda çimden kuma alınınca ama dedim bu kadar açık yarış olan bir yarış. Herhalde çok büyük bir fırtına mı oldu? Kasırga mı yine başladı? Benim aklıma o geldi. Sonra televizyonu açtım. Televizyona bakıyorum. Halen birinci koşuda işte kuma alındı diye yazıyor. Allah Allah. Ama program yok. Program şu anda daha yeni karşımıza geldi. Yani iki dakika olmuyor program karşımıza geldi. Yoksa tabletteki programa göre hazırlık yapacaktım. Zaten ona göre çalışma yaptım. Allah, yapacak bir şey yok. En sonunda açıldı artık. Yani ben de kararsız kaldım. Bir ara bıraktım yani iptal olmuştur diye. Ama en azından şu anda yarışların olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben 3. koşudan itibaren başlıyorum. En azından bu saate yetiştirebileceğiz. Çünkü inanın kaç dakikadan beri şey yoktu. Yani bu sadece 4 yarış gözüküyordu. Belmont Park Amerika gözükmüyordu. Neyse arkadaşlar, ben 3. koşudan itibaren hemen yorumlara başlayayım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Bugün bayağı önemli, güzel safkanların yarış aldığı, koşacağı bir yarış programı var. O yüzden ben de hemen sunmaya başlayayım arkadaşlar. 3. koşu 21.02'de başlıyor. Tabii bu ayakta 7 Replace ve 3'lü Ganyan ayağımızın açılış ayağı. Şartlı dişi Dried 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında. Hemen oranlarına geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5 ton safkan 2.5 lira oranı sahip, 3 ton safkan 2.5 lira, 6 ton safkan 2.75, 1 ton safkan 6.5 lira, 2 ton safkan 7 lira ve 4 ton safkan da 11 lira gibi oranı sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada 5 nolu Destination artık Venere Sigir, herhalde öyle okunuyor. Bu Lemon Drop Kip temsilcisi Oval Rosario ve benim bugün kazanmasını beklediğim isim arkadaşlar. Ben bu safkanın tek olarak önereceğim. Kazanmasını beklediğim için arkadaşlar. Tabii riskli bir ayak ama en azından bu safkan bugün bende bayağı ön plana çıkıyor. Tabii ciddi rakipleri var. Kimler diyeceksiniz? Bana göre hepsi de ciddi rakip arkadaşlar. Ama 5 bir tık bende iyi çıkınca da ben en azından bu safkana sığındım arkadaşlar. Günün 4. koşusundan itibaren, evet bu 4. koşu altılı Ganyan'ın, yani ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan bu koşu bir Maiden 3 ve yukarı İngiliz'in 1300 metrelik kum yarışı arkadaşlar. Burada 4 numaralı safkanın yarıştan çıkmasıyla 8 safkan kaldı. Hemen biz burada oranlara geçelim, fazla da vaktinizi almadı. Evet, buradaki oranlar şu şekilde: 2 numaralı safkan 1.55 orana sahip, 8 numaralı safkan 3.30, 1 numaralı safkan 4 lira, 5 numaralı safkan 5 lira, 3 numaralı safkan 6 lira, 6 numaralı safkan 10 lira, 7 numaralı safkan 20 lira ve 9 numaralı safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Günün ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan, yani dördüncü koşu. Ben koşu olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Koşu dördüncü yani. Ben önceliği 2 nolu Waters Edge ve kendi right temsilcisi Jose Ortiz'de start alacak olan bir safkan. İlk yarışındaki güzel ikinciliğe benim de ilk şans verdiğim isim. 8 nolu Brins to Win, bir Spex start temsilcisi Javier Castellanos start alan bir safkan da yine oldukça iyi performansıyla benim ikinci sırada şans verdiğim isim olacak. Tabii bir de 1 nolu King Angelo, bir Lemon Drop Kit temsilcisi Luis Saez'e de yine güzel performansıyla yine diğer şans verdiğim isim. 2-8-1, bu 3 safkan biraz daha rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Ama bu üçlünün dışında at yazmak isterseniz de o zaman kimleri yazabiliriz? 5 nolu Mr. Buckley, bir City Zip temsilcisi Manuel Franco'ya start alacak olan safkan yine fena olmayan işlere sahip. 6 nolu Gold Panda, bir Golden Sand temsilcisi Oel Rosario'ya start alan safkan da ilk kez start alıyor ama bana göre iyi bir orijine de sahip, iyi de ellerde olan bir isim. 3 nolu Tivoli Tivar, bir Tivoli kendi temsilcisi John Velasquez'e start alan bu safkanda da iyi hazırlıklara sahip. Bir de son olarak da 9 nolu One World Went Right, yine bir Tivoli'den kendi temsilcisi Jalon Samuel'e de gelirse de baya bir bomba olur arkadaşlar. Çünkü yurt dışında da pek fazla tutulmuyor. Bakalım, şu anda görüyorsunuz 33 lira gibi orana sahip ama böyle bir tip atlar da, yani neden ben bu kadar geri planda verildi anlamış değilim. Orijin olarak bir iyi yani, baba Tivoli'den kendi çok iyi. Anne bir Freud temsilcisi. Yani böyle sürprizleri de bulursak arkadaşlar bence değerlendirmekte fayda var. 2-8-1 öncelik bu 3 safkan. Daha geniş oynatmak isteyenler de 5-6-3-9 olarak arkadaşlar. Günün 5. koşusu şartlı dişi Dirayet 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında 8-10 safkanın yarıştan çıkmasıyla 7 safkan kalan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar.
Evet, buradaki oranlar şekilde. Altın ons safkan 1 lira 55 kuruş orana sahip. 5 ons safkan 3.30. 1 ons safkan 3.30. 3 ons safkan 6.5 lira. 4 ons safkan 10 lira. 7 ons safkan da 12 lira gibi orana sahip. Ve diğer son safkan da 2 ons safkan 16 liralık orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim. Bu yarışta benim önceki şans verdiğim isim Altınoluk Coffee Bar olacak. Bu Outwork temsilcisi Luis Saez'e bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ben bu safkana en ciddi rakip konumunda da 3 dolu Stimulus Check bir tepul tapitura temsilcisi Benjamin Hernandez ile start alacak olan bu safkan biraz geri planda kalmış bir sürpriz bir safkan ama ben bu safkanın iyi koşacağına inanıyorum. İlk yarışını güzel kazanan bir isim bu ikinci oldu yani ikinci koşusundaki dördüncülüğü bir açık yarıştı arkadaşlar yani açık yarıştaki dördüncülüğü hani handikapağına 67 olmuş diye kesinlikle bu safkanın geri planda tutmayayım iyi bir safkan bu. Bana göre 6 ve 4 biraz daha gruptan ayrılmış gözüküyor arkadaşlar. Yani bu iki safkanı sığınabiliriz ama illa da bir iki safkan daha yazacaksınız. Bu 5 nolu My Best Friend bir Lysan temsilcisi Ruben Silvera start alan bu safkanda biraz sıkıntıları olan bir safkan. Çünkü bakın senede bir kere koşan bir isim. Philadelphia'da koşan bir isim. Ama burada da bence yine iyi koşar. Çünkü safkanda bayağı iyi bir kalite safkan olduğu da belli yani. Çünkü koştu mu da kazanıyor. Öyle bir safkan bu. Bir de bir numaralı Trini Luck, bir Trini Berg temsilcisi Manuel Franco ile de yine güzel etkili formuyla, performansıyla yine şans verdiğim isim. Ama 6-4 önce 5-1 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 6. koşusu evet bu yarış çim arkadaşlar. Şu anda herhangi bir değişiklik yok. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusu. Evet 1, 13, 14, 15, 16 numaralı safkanlar çıkmasıyla 11 safkan kalmış burada. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet buradaki oranlar şu şekilde 5 non safkan 2.75 orana sahip 3 non safkan 3 lira 6 non safkan 6 lira 11 non safkan 7 lira 9 non safkan 8 lira 10 non safkan 10 lira 8 non safkan 11 lira 4 non safkan 11 lira 7 non safkan 12 lira 2 non safkan 25 lira ve 12 non safkan da 40 lira gibi orana sahip. Evet bu programın bu tarafına geldiğimizde burada birkaç tane kumcu safkanlar var arkadaşlar. Onlar yarıştan çıkmadı. Bilmiyorum yarış değişecek diye mi acaba çıkmadı da siz yine bu ikinci altılığı hazırlarken biraz beklemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü yarışın çok direkt safkanı olan 5 numaralı Doktor Bulut kum performansı yüksek bir isim. Yani kumda iş yapmış bir isim. İsterseniz şuradan bir tıklayalım. En azından vaktimiz şu anda varken. Bakın şimdi bir ikincilik yapmış. Ama kum performansı biraz daha iyi. Yani gerçi burası bir steks koşusuydu. Ama çimde bir ikinciliği var. Yani karar aslında yazılır yazılmaz diye bir şey yok. Ama ben yine de biraz daha diğer safkanlar da ön plana çıktığı için onlara biraz şans verdim. Ben önceliği 3 dolu Skoko Store bir Central Banker temsilcisi Eric Chancel'a start alan bu safkan benim ilk şans verdiğim isim. 6 dolu Saratoga Flash bir Loban temsilcisi. Bu Lobanlar biraz kuma yatkın ama bugün bu safkan biraz çimde iyi koşmaya başlamış. Büyük ihtimalle anne kanatından da olabilir. Bu Jose Ortiz'e start alan bu safkan da yine şanslı isim olarak görüyorum. 8 nolu Volkert bir Bayern temsilcisi. Dylan Davis'te start alan bu safkan tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. 10 nolu Chrome Dixie bir California Chrome temsilcisi. Manuel Franco ile start alan bu safkan da yine benim şanslı gördüğüm isimler arasında. 11 nolu Danfusi bir Fusashi Pegasus temsilcisi iyi bir orijine sahip. Luis Saez'e start alacak olan safkan kesinlikle ihmal gelmeyecek bir performansa sahip bir isim. Tabii bir de yarışın favorisi olan Doktor 5 non Doktor Blue Notice Time temsilcisi John Velasquez'e de yine şans verdiğim bir diğer isim olur. 3, 6, 8, 10, 11, 5 arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın 5'i istiyorsanız kafaya da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu safkan kötüdür anlamında geri planda yazmadım. Ha, belki yarıştan çıkabilir anlamında geri plan aldım ama safkan bir çim yarışında ikinciliği de var yani en azından bunu da belirtelim. 3, 6, 8, 10, 11, 5 arkadaşlar benim bu koşuda önereceğim isimler. Günün 7. koşusu evet günün önemli koşullarına doğru yavaş yavaş adım atmaya başladık. Bir Belmont Oaks Invasion Stakes koşusu açık bir yarış dişilere ait grup 1 bir yarışı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim yarışında 1 ve 4 non safkanlarında ekiro olduğu bir yarış. Hemen oranlara geçelim arkadaşlar. Evet,
Evet arkadaşlar, burada 5 dolu Santa Barbara 8/11 1/2 yani 0.5 gibi çok direkt bir banko oranı var. Yani yüksek bir orana sahip. En yakın rakibi de görüyorsunuz 5 lira 7 lira oranında bir 7 nolu safkan var. Pulum Ali. Evet, bizim Ali 7 liralık orana sahip. 3 nolu safkan 10 lira, 1 nolu safkan 11 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Evet, 2000 metrelik çim yarışı, bir grup bir yarışı, dişilere ait güzel bir yarış. Tabi burada gördüğünüz gibi İrlanda'dan gelen bir Camel temsilcisi olan 5 nolu Santa Barbara. Ryan Moore zaten bu safkanla bütünleşmiş. Çünkü Aidan O'Brien dünyanın sayılı, yani bana göre bir numaralı antrenörlerinden birisi arkadaşlar. Bu safkanı getirmiş, açık yarış kazanmış bir isim. Bu mesafelerde koşmuş bir isim. İrlanda'da çoğunuz biliyordur. Yani orada böyle çim pist normal olmuyor arkadaşlar. Hep genelde yumuşaktır, ağırdır. Bu safkanlar da bu tip yarışlara zaten alışık. Yani büyük ihtimalle bugün çim yarışı zaten yumuşak veya ağır olması bekleniyor. Yani bu safkanın lehine gözüküyor. Ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu grubun bayağı üzerinde bir safkan. Yani topyekun Avrupa'dan bu safkanı bu yarış için getirmişler. Ben de kazanmasını bekliyorum. O yüzden 5 nolu Santa Barbara benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldik. Victor Rice Stakes. Bir açık yarış, yine dişilere ait bir grup 3 yarışı. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kuyum yarışında 1 ve 8 nolu safkanlarında yarıştan çıkmış olduğu bir yarış arkadaşlar. Hemen oranlara bir bakalım. Evet, burada 7 nolu Avustralya'yız. 1/5 yani 1.5 gibi orana sahip. 3 nolu safkan 1.75 orana sahip. 5 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan 9 lira. 4 nolu safkan da 9 lira gibi orana sahip. Evet, yine grubun çok iyi isimleri burada arkadaşlar. Bayağı iyi. Tabi yarışın favorisi çok direkt bir favori değil ama ciddi rakibi var. 7 nolu Avustralya. Bir Sky Kingdom temsilcisi Hal Rosario Statalam safkan. Hiç geçilmemiş bir safkan arkadaşlar. 6 yarış koşup 6'sında kazanmış. 5 yarışında bu yıl koşmuş. Hepsini de kazanmış. En son yarışı da 34 gün önce koşmuş olduğu bir yarış var arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle de bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Joel Rosario gibi iyi jockey ile. Ben yine alternatif banko adayım vereceğim. Banko adayı olarak vereceğim. En azından 7 nolu Avustralya'ya Joel Rosario ile. Ama illa ben bu safkanın yanına rakip arıyorum derseniz de yarışlarının beğendiğim 4 yarışın 3'ünü kazanmış olan bir 6 nolu Red Ghost, bir Ghost Zapper temsilcisi John Velasquez'de kesinlikle hata affetmez. Bu safkan da tırnağının ucunda. Bir de bugün 7 nolu safkana çok ciddi rakip gözüken grubun da şu anda en yüksek handikapına sahip 3 nolu Miss Brazil, bir Palas Manis temsilcisi Jose Ortiz'de start alacak olan bu safkanda yine güzel ekstra performansıyla bana göre en ciddi rakibi konumunda olan isim. Yani 7 banko adayım ama rakip isterseniz de 6-3'ü yazabilirsiniz arkadaşlar. Günün son koşusu, günün en önemli koşularından birisi Belmont Derby Invasion Stakes. Yani bir grup 1 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim yarışında 9 kalite safkanın mücadelesi yine bizi bekliyor arkadaşlar. Tabii ki oranlara bakacağız. Evet, oranlar şu şekilde. 2 nolu safkan 5/6 yani 0.9 gibi oran sahip. Yani 1 lira diyebiliriz. Burada 0.5 bile verilmiş bu safkana. En yakın rakip gözüken 5 nolu safkan 6 lira orana sahip. 6 nolu safkan 7 lira. 4 nolu safkan 11 lira. 7 nolu safkan 12 lira. 8 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Ve diğer oranlar da şu şekilde açıldı tabi. 3 nolu safkan 16 lira. 1 ve 9 nolu safkanlar da 25 lira ve 33 lira gibi orana sahip. Hemen günün son önemli koşusundan birisi. 630 bin dolarlık bir yarış. Yani birincinin ikramiyesi. Tabi bu birincilik ikramiyesi ama ben bu safkanlar bu yarışı kazanınca bu 630 almıyor herhalde. Kesintiye mi oluyor artık? Ne oluyor ben de bilmiyorum. Çünkü bakıyorum safkanların kazançlarına bazen ikramiye ile aynı tutarda olmuyor çünkü. Neyse arkadaşlar, yine Aidan O'Brien'in iki safkan getirmişti. Bunlardan birisi dördüncü ayakta koşuyordu. Bir de erkeklerden bu 2 nolu safkanı getirmişler tabi. Bu safkan da kalite. Bir Galileo temsilcisi. Ryan Moore da zaten 2'de 2 yapmak için gelecek ama bu en son zaten Avrupa'dan koşmuş bir isim bu. Bu en son 7.li beni biraz düşündürdü açıkçası söyleyeyim arkadaşlar. Ama grubun üzerinde mi bana göre bayağı fark ettiriyor arkadaşlar bu safkan.
ama büyük ihtimalle de yine kazanması en normal sonuç olur. Çünkü bu pistlere çok sağlıklı koşan bir isim. Benim yine alternatif Banco adayım olacak arkadaşlar. İki nolu Bolşay Balıt. Tabii rakip ararsanız da kimleri arayabiliriz biz? Ben öncelikle 6 nolu Hartlau. Bitkit'ten Joy temsilcisi Manuel Franco ile start olacak olan safkanda. Grubun şu anda en yüksek handikapına sahip. Gerçi 2'nin handikap puan gözükmüyor. Bir de 7'nin. Bunlar çünkü Avrupa'dan geldikleri için. Ben yarışlarını beğendiğim için tabii yukarıdaki safkanın ufak bir sallantı yapmasınla hemen 6 nolu Hartlau ilk devreye girecek isim. Daha sonra 7 nolu Tokyo Gold. Bir Kender Kent temsilcisi. Kender kartlar da uzuna çok yakın. Bir isim John Velasquez ile start olacak olan safkanda. Tabii ki baktığımız zaman yine Avrupa'dan gelen en son yarışında Roma'da kazanan bir isim. Hem de güzel açık yarış kazanan bir isim. Yani boş bir safkan değil. Hele Kendar Gentler de bayağı kalite bir orijin veriyor. Tabii anne kanatına baktığı zaman bir Dalakani. Dalakani genelde 2000 ve yukarısında güzel taylar veren bir orijin arkadaşlar. Dalakani'nin de öyle bir özelliği var. Yani iki tane güzel orijinin birleşmesinden bu 7-0 Tokyo Gold'u kesinlikle ihmal etmeyin. Bu safkan da Avrupa'da geliyor ve bayağı sayılı açık yarışlardan koşmuş ve kazanmış bir isim arkadaşlar. Bir de tabii ki bizim memleket yani Amerika'da, çünkü burası Amerika olduğu için 5 nolu Dujor, bir Temple City temsilcisi Flavian Fratt'la start alacak olan safkanın son 3 yarışını kazanmış. Oldukça güzel performansa sahip bir isim arkadaşlar. Yani 2'yi ya tek atacağız ya da yanına rakip yazmak isteyenler de 6, 7, 5'i değerlendirebiliriz arkadaşlar. Günün şablona gelelim. 3. koşu 5 nolu safkan tek veya rakip arayanlara diğer hepsi. 4. koşu yani 2. altılı galinin ilk aya 2-8-1 önce 5-6-3-9 daha sonra. 5. koşu 6-4 önce 5-1 daha sonra. 6. koşu 3-6-8-10-11-5. 7. koşu 5 nolu safkan tek. 8. koşu 7 nolu safkan alternatif bankom. Rakip isteyenlere 6 ve 3. Son koşu 2 nolu safkan alternatif bankom. Rakip arayanlara da 6, 7 ve 5 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.